Bayırbacak Türkmenleri için bir kampanya başlattık. Nereden aklına geldi hocam bu? Nereden aklıma geldi? Var mı? Sabah namazında bir WhatsApp'taki mesajı okudum. Sabah 7'de mesaj attım. Diğer arkadaşlar içimiz tabii içimiz cüz etti. Uyuyamadık. Onun üzerine başladık harekete. Derneği topladık. Dernek kararı aldık. Vali Hanım'ı ziyaret ettik. Onun da olurlarını aldık. Onların olurlarından sonra işte harekete başladık. 2 Aralık 25 Aralık arasında kampanyamıza başladık, bitirdik. Şu anda görüldüğü gibi bir tır malzememiz var. Ne malzemeler var? Ne malzememiz var? Burada ağırlıklı olarak gıda, elbise, ikinci el elbise çok az vaziyette. Çocuk maması, çocuk bezi, pirinç, battaniye. Yağ, battaniye, battaniye ağırlıklı 2000'in üzerinde, 2000 adetin üzerinde battaniyemiz var. Görüldüğü gibi tırımız tıklım tıklım dolu. Bu şekilde. Ben Sayın Dernek Başkanımıza, Sayın Valimize gerçekten Suriye Türkmenleri hiçbir zaman kendilerini yalnız zaten saymadılar. Bugün de Karadeniz'den, Sinop'tan tırımız çıkıyor. Türkiye'nin diğer illerinden çıktığı gibi de inşallah kesintisiz olarak bu destek en azından dualarınızla manevi olarak işte bu yardım kampanyalarıyla oradaki Türk zor durumda olan Türkmen kardeşlerimize destek olduğunuz için Sinop halkına tekrar teşekkür ediyorum. Başta dernek başkanımıza da. Diğer illerde de zaten bu devam ediyor. Ancak Bayırbucak olsun, Halep Türkmenler olsun zor bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de bir acımasız bir savaş vardır, bir iç savaş vardır. Bu sadece tabii ki bu insani yardımlar önemlidir. Oradaki insanları hayatta tutmak için. Ancak daha fazla diğer desteklere de Türkmenlerin ihtiyacı vardır. Onu da zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekeni yapıyor. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Türk halkına, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, İktidar Partisi'ne Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Abdurrahman Mustafa, Suriye Türkmen Meclisi Başkanıyım. Sayın Valim, size de... İmam Hatipler Derneği Başkanlığı'nda yürütülen ama pek çok sivil toplum kuruluşumuzun destek verdiği bir kampanyaydı. Bu bir ay gibi bir süre devam etti. Dernekler Müdürlüğümüzden izin alarak tüm il çapında gerçekleştirdikleri bir kampanya. İmam Hatipler Derneği öncülük etti. Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Gençlik Vakfı ve birçok sivil toplum kuruluşunun bu çorbada tuzu var. Sadece il merkezi değil, aynı zamanda 8 ilçemizde de hem bu derneklerin çalışanları hem de bütün halkımızın gönülden katıldığı bir kampanya sonucu gelinen bir noktadır. Bunun dışında bir konteynerimiz daha var aslında. Burada sadece tır yolcu ediyoruz. Daha çok da şu anda ihtiyaç duyulan malzeme olarak bize iletilen kışlık battaniye ve kuru gıda konusunda ağırlık verildi. Böyle hani noktada çalışıldığı için ben bütün çalışan arkadaşlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii Suriye'deki durum hepimizin için üzücü bir nokta ama böyle birleşmelere, böyle güzel dayanışmalara da vesile oluyor. Soydaş olduğumuzu, kardeş olduğumuzu hatırlatma imkanı da veriyor. Belki böyle de güzel bir yanı var. Sinop'un kuzeyin en Karadeniz'in en kuzey noktası, Anadolu'nun en kuzey noktası Sinop'tan. Ta oralardaki acılar paylaşılıyor. İnşallah bizim inancımızda acılar paylaşıldıkça azalır. Güzellikler de paylaşıldıkça çoğalır. Hem acılarını paylaşma hem de bu desteklerimizle güzellikleri çoğaltma anlamında karınca kadar kararınca Sinoplu hemşerilerimizin verdiği desteğe ben de çok teşekkür ediyorum. Öncülük eden derneklerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hayırları kabul olur. 2016 hem Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz için hem ülkemiz için hem tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz için hayırlar ve güzellikler getirir. İnşallah bu hususta bizlerin elini daha da güçlendir ve bu hususta inşallah yardım etmek için bizlere yardım eyle ya Rabbi. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.